Allah kahretsin. Ne halt edeceğim ben? Ne halt edeceğim? Kanka tamam, sakin ol. Sakin ol. Bulacağız bir hal çaresini. Yaman'ı aldığımız adama ne çare bulacağız, ona ne çare bulacağız? Adamın hem malı gitti hem parası. Kan alacak bizim. Oh, kafama tüküreyim ben. Kafama tüküreyim ben. Nereden soktun bizi bu yola? Tamam kanka, lütfen. Bu sefer büyük tosladım Hasret. Delirtme beni Hacer, anlatıyorsun. Bak, bu son şansın. Kudret istedi değil mi Özge'yi bıçaklamanızı? Hacer, Kudret'i başka cezaevine yolluyorum. Seni koruyacak kimse kalmayacak. Nasılsa biriniz itiraf edeceksiniz. Kim ederse rahat eder. Kim etmezse bu hücrede tamamlar cezasını. Şimdi Kudret mi emretti? Kudret anneye gücün yetmez senin. O bir şey istemedi benden. Geldiğinden beri kılım zaten karıya. Annesine de kılım. Buldum punduğunu, bastım bıçağı. Seni salak! Duydun mu Hacer'in çığlıklarını? Ben biliyorum ne altlar karıştırdığınızı da. İhtiyacım olan bir itiraf. Şimdi güzellikle mi anlatırsın? Yoksa Hacer usulü mü gidelim? Ya bu et beyinler bana sormadan işe kalkışmış, az kalsın torunumu öldüreceklerdi. Bana sormadan iş yaparlarsa böyle olur. Sema, gel bakayım. Gittin mi revire? Nasılmış durumu? Gittim anne. Kız çıkmış revirden, iyiymiş. Bana ne lan kızdan? Bebeğin durumu nasıl? O da iyiymiş anne. Yokmuş bir sakatlık. Bu arada azraların taraf birbirine girmiş. Niye? Ne olmuş? Zerrin mi bir şey yapmış? Yok, o değil. Hani bu bağımlı karıların sesi kesilmişti ya. İşte ne oldu, nereden buldular malı diyorduk. Azra karısı sokmuş partiyi içeri. Yanındaki karılar çıkarmışlar cıngırı. İşte bunlar bize yakışmaz meseleleri falan. Girmişler Deniz'le Azra birbirlerine. Beter olsunlar. Ben söylemiştim o Zerrin müdüre. Ben bu kadar malı nereden buldular lan? Deniz, acık otursan. Otur hadi, gel. Bak sen ifşa edeceğiz. Şimdi Azra... Çok ileri gitti. Bu olacak iş değil. Bunu yapmayacaktı. Hem de o da Eylül... Evet, hepimiz Eylül için elimizden geleni yaptık. Ben canımı tehlikeye attım. Deniz nereye? Biz de girelim mi? Gerek yok. Bir işim var. Vecdi, onlar içeriye mal sokmuşlar. Az buz değil, hele kamyonla filan. Bunlar bu kadar malı her yerden bulamazlar. Kimden aldılar öyle? Buraların bizim çöplüğümüz olduğunu bilmiyor mu herkes? Her önüne gelen burada ticaret yapacağına mı inanıyor? Sen orada ne iş yapıyorsun? Ben anlamam. Bu işi kim yaptıysa bulacağım, soracağım hesabını. Yok be kardeşim. Size kimden bahsetsem öldürmeye kalkıyorsunuz ya. Git konuş adamla. Raconu öğret. Sonra da beni ara. Allah Allah. Bunlar da bizi kanlı katil yaptı be. Evet hanımlar.
Burayı pırıl pırıl yapmak için bir saatiniz var. Kolay gelsin. Murat. Deniz. Nasılsın, nasıl oldun? İyiyim, iyiyim. Yani hafif bir sızı kaldı o kadar. İyi. Ya senden bir daha bir şey istemeyeceğim, istemeyeceğim diyorum ama... ...dönüp dolaşıp hep senden bir şey isterken buluyorum kendimi. Yani biraz öyle oluyor ama. Söyle. Yani Hakan'ı bulabildin mi? Ha, araştırıyorum Deniz ama hala bulamadım. Yani elimden geleni yapacağım, merak etme. Tamam. Peki, tamam, sağ ol. Tamam. Deniz. Bak. Yani ben Hakan'ı bulmak için elimden geleni yapacağım. Ha. Ama yani söylemeyeyim diyorum. Deniz, yani sen son zamanlarda çok ağır şeyler yaşadın. Ve sürekli birileri için kendini paralıyorsun. Sen iyi misin? Yani hiç durup ben neler yaşadım diye düşündün mü? Belki Melis'le konuşmanın bir faydası olur. İyiyim ben. Peki. Ne oluyor lan, ne iş? Geldik, parayı eline saydık. Malımız yok ortada. Tamam, ayarlayacağım malı. Hadi dağılın. Kaptırmışsın diyorlar. Ya parayı ver, ya malı ver Azra. Böyle şey olmaz. Biz de yolumuza bakalım. O eline koluna sahip ol, başlatma familyamdan. Kim diyor kaptırdı diye? Herkes. Duymayan mı kaldı? Lan kaptırsan malı şu an hücrede olurdum değil mi? Salak salak konuşma. Ne oluyor lan burada? Ha? Ne oluyor lan? Dağılın lan. Kırarım lan ağzınızı, burnunuzu. Çözeceksin bu işi. Ya paraya mal. Hızır deme be. Kes. Uzatma. Ne diyor bu gerzolar? Mallarını istiyorlar. Ya para ya mal diyorlar. Bana bak, ben şimdi onlara öyle bir ayar vereceğim ki görecekler malların canlarını. Hasret, saçmalama. Haklı kadınlar. Para verdiler, ortada mal yok. Ne halt edeceğiz? Bilmiyorum ki, bilmiyorum yani. Her şeyden geçtim. Eylül ne olacak? Of Deniz, of. Ha, buyur Vecdi. Azra'nın malı aldı, adamı bulduk anne. Kör Veli. Veli ayağı titredi Azra'nın malı kaptırdığını duyunca. Ha, iyi, aferin. Bizim komisyonu konuştun mu? Bizim yüzdeye? İstedim parayı. Korktu bayağı. Sıkıştıracak içeride Azra'ları, sen merak etme. Aferin. Takipte kal. Aferin. Yaktım seni kınalı yapıncak. Yaktım seni. Dikkat, dikkat. Bütün mahkumlar yemekhaneye. Bütün mahkumlar yemekhaneye. Deniz abla, buyur sen geç böyle. Yok, hayır. Tamam, sen geç. Lütfen. Yok, sağ ol. Deniz abla, bir ihtiyacın var mı? Yok, bir ihtiyacım. Sağ ol. Afiyet olsun Deniz. Sağ ol. Sağ ol Hasret. Kuru ekmek yesen acık, he? Bir sokum kuru ekmek at sen ağzına, he? İyi gelir. Aldım. Midesim bulanıyor. Koktu indi yemeklerde. Ne yapsak? Revire mi götürsem acaba? Vallahi iyi olur, ha? Değil mi? Ha? Özge? Ben revire götüren seni. Tamam. Deniz ablam, afiyet olsun. Sağ ol. Abla, bir şey diyeceğim de, alınmacı yok. Bu kızı nasıl gezdiriyorsun yanında sen? Senin gibi bir insana yakışıyor mu be abla? Ne demek o? Anlamadım ben. Karnında kızını öldüren katilin çocuğu var. O soysuz herif. Tamam, orayı konuluyorsun da. Sana ne? Abla, kızma da. Yanlış mıyım? Yani sen bilirsin tabii. Yürü Özge, yürü. Yürü kızım. Yürü. Bir de kadın olacaksın.
Siz böyle mi koruyup kolluyorsunuz birbirinizi? Senin bir kadın olarak bir kadına edeceğin laf bu mu? O kız karnındaki bebek için hiçbirinize hesap vermek zorunda değil. Babası kim olursa olsun. Anladın mı? Hepiniz anladınız mı? Bundan sonra o kıza... Bırak ufacık bir laf etmeyi. Kimse ima ile bile bakmayacak. O kadar. Özge. Neler ettin kendin emme? Hadi kaldır bakayım kafanı. Bunlar ben 5 para etmez bir insanım. Sus. İki tane münasebetsiz kadının lafından. Sen sınma bakayım kendini. Hadi yürü, revire götüreceğim ben seni. Tutu. Yürü. Evet oğlum. Tamam, sen git, ben ilgilenirim. Hadi kalk. Özge hadi kalk. Deniz. Ben bile kendime bakamazken neden sen benimle ilgileniyorsun? Sen onun dediğine ne bakıyorsun? Ne dediğini bilmiyor. Haklılar ama. Haklılar işte. Sana o iğrenç herifi hatırlatmıyor muyum? Özge. Böyle şeyler konuşma. Ya çocuğum onun gibi olursa? O daha bebek. Nasıl biri olacağını bilmiyoruz. Ayrıca Alp'in annesi Kudret. Bu bebeğin annesi sensin. Yok. Kendimizi kandırmayalım. Ama ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Özge. Böyle konuşma hadi. Tamam, konuşuruz bunları sonra. Kalk. Kudret. Oo, buyursunlar. Meltem'ciğim. Zerrin Hanım seni görmek istiyor. Of, of. Abone oldu Zerrin Hanım da bana. He, habire çağırıyor. Haydi Kudret. Tamam, tamam Meltem'ciğim. Gideceğiz. Bak. Gördüğün gibi alışkanlık yaratıyorum. Nasıl yani? Kudret'in naklini mi istediniz? Evet, aynen öyle. Dosya hazır. Başlat işlemlere. Ben gerekli yerlerle konuştum. Peki, gerekçe nedir? Daha ne olsun Özlem? Özge'ye saldırması bardağı taşırmadı mı? Yani iyi de ne İpek ne de Hacer bununla ilgili bir itirafta bulunmadı ama. İkimiz de biliyoruz bunu Kudret'in yaptırdığını. Kızın oğlundan hamile olduğunu öğrenince de kurtarmaya kalktı. Ama biliyoruz, söylemeseler de. Kudret Öztürk'ü getirdim efendim. Gelsin. Bize biraz müsaade eder misin? Başüstü efendim. Ben istemiştim müdürüm. Sana otur dedim mi? Özge'ye saldırmayacaktım. Sinirlisiniz bakıyorum. Laf dinle dedim sana. Dedim değil mi? Ama sen yok. Hala bildiğini okuyorsun. Ya daha kaç kere diyeceğim. Ben o kıza bir şey yapmadım. İpek'le Hacer bana yaranmak için benden habersiz yapmışlar o aksiyonu. Kes. Aptal yok karşında senin. Kızların öyle söylemiyor. Azmettirici senmişsin. Öyle mi söylediler? Ciddi misin? Hem nereden çıktı bu Özge sevgisi birdenbire? Sen bu Özge'yi benim kızıma yollamayacak mıydın? Ne oldu? Sen beni buraya niye çağırdın ya? Anlamış değilim. Bunlar son görüşmelerimiz zaten. Sonra özlersin beni. O ne demek? Naklini istedim demek.
Artık buradan gidiyorsun demek. İyi de Özge torunum... Beni ilgilendirmez. Yapamaz. Yaptım bile. Meltem, götür şunu. Yapamaz. Beni buradan gönderemeyeceksin. Bana bunu yapamazsın. Buradan bir yere gitmeyeceğim. Bana bunu yaparsan bunun cezasını sana ödeteceğim derin. Hiçbir yere gitmeyeceğim. Yaptım bile. Anlıyorum doktor bey, sizi de anlıyorum. Tamam. Konuştuğumuz gibi. Benim de biliyorsunuz cezaevi diye böyle küçük bir özel durumum var. Elim kolum bağlı burada. Tamam, iki gün içinde parayı yatırmaya çalışacağım. Tamam. Çok teşekkürler. Doktor parasını istiyor. Öteki zombiler orada mal peşindeler. Ne yapacağım ben ya? Bu meseleyi halletmem lazım. Halletmem lazım, bir çözüm bulmam lazım. Yani diyorum ki, battık bari bu kadar. Her yerimiz çamur dolu. Her yerimizden irin akıyor. Bari buradan devam edelim yani. İçeri yeniden mal sokalım. Onu iki katı fiyatına satalım. Bir kısmıyla açığımızı kapatalım. Bir kısmını da Eylül'e yollayalım. Bitsin kapansın bu mevzu da. Malı nereden bulacağız mesela? Aysel'e soracağız yine. Aysel olmaz bu sefer, olmaz Aysel. Olacak. Başka çaremiz var mı kanka? Yok. Şu telefonu versene bana. Kanka telefonu ver. Malı kaptırdığımı söylemedi, panik olmasın. Tamam. Alo. Alo Aysel, Hasret ben. Söyle abla. Şimdi ne diyeceğim? Burada bir takım arızalar çıktı da bizim ödeme birazcık gecikecek. Nasıl yani? Ne oldu ki? Ya tamam, ne olduysa oldu, sana ne? Senin bize biraz daha mal yollaman lazım, tamam mı? Ya en az... Bir önceki kadar belki yok. Daha fazla yollasan. Biz onu sattıktan sonra iki partiyi de ödeyeceğiz size, tamam mı? Ya abla tamam da... Mecdi doğruyu söylüyormuş ha. Kaptırdınız mı lan malı? Nerede o Azra? Kimsin lan sen, kim? Ha? Ben Veli. Azra'yı ver telefona. Azra'yı ver diyorum. Kim o ya? Velimeli bir herif. Alo, ne? Şimdi bak, beni iyi dinle. Aysel kardeşimiz yanımda. Bir saçmalık yaparsanız... Canınızı yakmaya önce ondan başlarım. Sonra da sıra size gelecek. Ne istiyorsun? Paramı istiyorum. Ha, mal ver paranı getireyim dersen yemezler. Paramı göndereceksin benim. Tamam vereceğim, bana biraz zaman ver. 36 saatim var. Ne? 36 saat içinde o parayı bana göndermezsen bak neler olacak. İçerideyim diye de artistlik yapma. Benim adım Veli. Kör Veli. Yeri gelir koğuşta uyurken alırım canını. 36 saatim var. Parayı ver, canını kurtar. Siz parayı gönderene kadar Aysel benim elimde. Nereden öğrendi lan bu malı kaptırdığımızı? Mecidi diyordu herhalde. Kutiden öğrendi yani. Karının eli kolu uzun tabii. Parayı istiyor, 36 saat verdi. Yani... Neredeyse imkansız bunu yani, 36 saat içinde. Bulacağım. Yüzdük, kuyruğuna geldik artık. Eylül'ü kurtaracağım. Başka çare. Başka yol yok. Nasıl yok? Baktın mı her yere? Yok vallahi. Orada olsa kesin bulurdum. Her yere baktım. Ne bileyim, duvardan, metal bir yüzeyden falan sektiyse... belki de gidere düştü. Düşük bir ihtimal de olsa olabilir yani. Ona da ben elimi sokamam yani. Bir usta çağırmam. Tamam. Neyse. Ortalığı ayaklandırmayalım bir de.
Teşekkür ederim. Çıkabilirsin. Ha, bu arada Özlem'e söyle. Kudret istersen kısmından çıkabilir. Nasılsa gidiyor. Vedalaşsın milletle. Gidiyor mu? Evet. Naklini istedim. İşlemleri başladı. Bir mahsuru mu var? Yok, şaşırdım sadece. Tamam, söyle. Allah'ın belası. Beni buradan gönderecekmiş. Aklı sıra beni cezalandırıyor. Lan torunum var benim burada be. Torunum. Hiç kimse beni buradan gönderemez. Zerrin müdür? Çok şükür kurtuluyoruz şeytandan. Ne oldu lan? Sümüklün acı. Sevindin mi gideceğimi? Ulan ben olmasam senin kızını burada paspas yaparlar ulan. Paspas. Ne oluyor Kudret? Rahat dur. Benim torunumu karnında taşıyor diye hayatta o yüzden koruyorum senin kızını. Ne oluyor burada? Rahat dur. Ne oluyor Kudret? Hanım. Kendine gel. Yok bir şey. Heyecanlanma. Ya yok bir şey dedim ya. Zerrin Hanım vedalaşmak için istediği zaman kısmından çıkabilir dedi. Ha. Gidene kadar hırgür yok. Anlaşıldı mı Kudret? Anlaşıldı. Özlem müdür yardımcım. Nasrettin Hoca, komşu sana ne oldu? Yüzün solmuş, dükkanın perişan olmuş diye sorar. Sütçü, hocam bildiğin gibi kış çok şiddetli. Deniz. Nasıl oldu Özge? Daha iyi. Revirde mi indi? Yok, Melis Hanım yanında. Ha, iyi, iyi. Çay koyuyorum ben. İçiyor musun? Olur. Resim mi yapıyorsun sen yine? Evet ya, fena sardı bu ara. Ne yapayım? Resim yapmayı çok seviyorum. Çok güzel yapıyorsun ama. Bu sene de İstanbul'da yılbaşı eğlencesinin adresi önceki yıllarda olduğu gibi Taksim olacak. Taksim'de yapılacak kutlamaya büyük bir katılım bekleniyor. Valilik 31 Aralık gecesi kutlamalardaki halkın güvenliği için... Biz de parti yapsak, dün rüyamda gördüm. Ah canım. Ona bak bir kere. Sen nereden biliyorsun acaba partileri martileri? He? Ya ne olur yapalım. Hem Deniz Azra barışır hem de biz eğleniriz. Öykücüğüm, burada olmaz ki kuzum. İzin vermezler bize. Ama ne olur yapalım. Bak öyle yapam. Böyle bir aba türkü söyleyeyim. He? Muazzez de çıkarız masanın üstüne. Böyle hop bidi hop bidi hop bidi göbek atarız. He? Ben parti yapmak istiyorum. Türkü değil. Ah. Ya. Öykü. Öykü. Allah Allah.